Höst! Esteme hayvan üstüme doğru. Sabaha karşı geldiler yine Halil Bey. Ne? Öyle mi? Yok baba, 12'de geldik. 12'de. Bizi mi dinliyorsun Sultan Hanım? Höst! Cevap verme annenize öyle, iblis, kırarım boynuzunu. Alıştık artık Halil Bey, alıştık analık muamelesine. Bundan sonra kontrol edeceğim eve giriş çıkışlarınızı. 11'de tumba yatak. Oh, daha ne artık baba? Tavuk muyuz? Ne dedin iblis? Bırak Halil Bey, bırak. Boşuna nefes tüketme. Adam olmaz bunlar. Öyle bir adam ederim ki döve döve sultanım. Sabahları 5'te kalkılacak. Apartmanın kaloriferi yakılacak. Sonra kahvaltı, sonra hemen hareket. Hep böyle. Erken oluyor baba. Bu saatte alışveriş olmaz ki. Herkes uykuda. Bana işimi öğretme. Ne diyorsam o. Nasıl ödenecek o kadar borç, onu düşünün. Babanıza pabuç kadar dil uzatacağınıza. Koparırım dilinizi. Önce ananızın bilezikleri, bilezikleri. Fedakar kadın. Ah, onlar da gitti. Ah etme sultanım, ilk işim evvelallah. Senin abinin yüzünden borçlandık bu kadar sultan hanım. He, koydu dinamiti bu. Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Yalan mı? Güzel konuşun annenizle, onun kabahati mi? İşinize bakın, hadi hadi. Gel Halil Bey, gel. Hain. Aman sultanım, gelirse eve sakın sokma o Yezid'i. Ah be patron, şu arabalardan biri bize çıksa. Kesip kesip yolluyorum ama işte, ses yok. Şans. Şans ya, o da bizde yok. Başladın yine otlamaya, laf karıştırıp. Sen de helal et be, bir okmacık şey için. Ya rahat dur. Merhaba ağalar. Merhaba, merhaba. Oo Hüseyin Bey, gidemiyorsun artık eniştene kahvaltıya herhalde. Sayende aslanım, kışkırttın adamı üstüme. Yahu ben eniştemin nasıl düşmanı olurum? Sen kaşındın, döktürme senin o kurşunu, adam gıcık kaptı. Vallahi sana benziyorlar bıyıklar bıyıklar. Yazık, yazık emeklerime. Sizin de eşinize geldi. Bana biraz oradan peynir ver, zeytin ver. Hop hop, apartman sabah servisi bekliyor burada, sırayla. Nasıl işler? Çok şükür açıldı maşallah. Allah şu ara seçimlerden razı olsun. İnşaat başladı, kaçak. Yıkım başladı, belediyelerin baktığı yok. Siyaset bu. Biz yaptıramadık böyle kafamızı sokacak iki katlı bir yer. Arkamız yok ki. Vay anam enişten. Saklan saklan görmesin seni. Gir şuraya Hüseyin, gir gir gir. Allah razı olsun. Hadi hayırlı işler. Bana bak, sorarsa görmedim daha. Olur, bu iyiliğimi de unutma. Dur şurada. Oo babacığım günaydın. Günaydın. İçeride mi o iblis? Yok babacığım. El arabası burada. Bırakmış bir yere gitmiş herhalde. Kıracağım boynuzunu. Kır babacığım. Hain o hain. Büyü yaptırmış sana. Münafık göbek. Sultanımın hatırı olmasa. Nasılsın enişte? Kapıcılık işte aslanım. Nasıl olacak? Kuramadık sizin gibi şöyle bir satış ağa ki. O da olacak. Sayende inşallah babacığım. Şu transportörümüzü de bir kurtarsak Almancıların elinden. Sık dişini bir 15 gün daha. Sıkarız babacığım, sıkarız. Senin canın sağ olsun. Düşme beni öyle. Pardon babacığım. Hayırlı işler. Çal şu marşımızı Nedim. Hadi selam söyle. Marş üstüne. Gittiler mi Yusuf? Gittiler, gittiler. Çık çık çık. Anam. Ödüm patladı vallahi. Yok canım, çekilmez bu hayat. Kaçaklara döndük ha. Hadi ver şu zeytini peyniri. Hadi oğlum geç kalıyorsun. Kalkıyorum anne bir dakika. Ali, oğlum getir şu gazeteyi. Yapma baba. Okuduğu da bir şey olsa. Recep Sarıkart cezası. Madi de oynayacak mı? Atma anne atma. Güzel konuş, anneler atmaz. Duymadığımız kalmadı sayesinde. Stadyum edebiyatı. Şükrücüğüm, Osman şirkete mi gelecek? Efendim? Osman şirkete mi gelecek? Aa evet, saat 11'de. Aman Şükrücüğüm, sakin ol lütfen. Önce dinle bakalım şu çocuğu. Dinleyeceğim tabii canım. Belki sana açılacağı daha özel şeyler vardır. Aman baba, hırpalama Osman'ımı. Güzel konuş oğlum. Mahsus mu yapıyorsun? Bu ne kılık? Kimsenin bir şey dediği yok anne. Heyecanlanma, biz son sınıfız artık. Sen heyecanlanma, sen. Abla. Uçuyorduk az kalsın. Gidiyor musun? Hadi
Güle güle, başarılar. Sana da başarılar ablacığım. Osman abiyle son round. Karışma sen o işlere. Okuluna hadi. Hadi hoşça kal. Durduğu yerde duramıyor çocuk. Kahve mi yaptın bize kızım? Evet babacığım, kendime de yaptım. Tiryaki oldu sende. Seviyorum vallahi anne. Hele sabahları. Teşekkürler. Teşekkürler. Şükrücüğüm. Bugün 82 anayasasının kabul yıl dönümüymüş. Değiştiremediler şunu, gitti yazık. Koca meclis bir araya gelemedi. Çıkarları olsun, bak nasıl toplanıyorlar baba. Tabii kızım, o menfaat. Hepsinin ağzında bir demokratikleşme paketi lafıdır gidiyor. Ama bir şey olacağı yok. Bak bunda bir yazı var. Yazı mı? Bakayım. Bilge, şu gözlüğümü verir misin kızım? Gözlüğüm boynunda ya baba. Evet. Ne oluyor bana böyle ya? Dalgınsın Şükrücüğüm. Bir psikoloğa görünelim istersen. Yok canım, o kadar da değil artık. O kadar farkında değilsin sen. Son günlerde her şeyi unutuyorsun. Ne oluyor baba? Şu sen. Tek tek çıksana şu basamakları oğlum. Babacığım su geldi, su geldi. Baba bak, Marcık hemen anladı. Anlamaz mı? Cin gibi cin. Ye. Baktınız mı efendim, oldu mu? Oldu komşum, oldu. Davut Usta bakardı olmaz, hemen şık şık. Elinize sağlık, nesi varmış yine? Lastik gevşemiş amca, bir şey değil. Lap lap o vuruyormuş. Al. Baban konuşuyor burada, Dunkov. Vurur efendim. O kadar söylüyoruz, dinleyen yok ki. Açıyorlar muslukları cırt cırt. Bizim de kayınvalide hasta, sabaha kadar hidroforun sesinden uyuyamadık efendim. Vallahi biz de uyuyamadık. Geçmiş olsun komşum. Teşekkür ederim efendim. Vah vah, teyzeciğim de uyuyamamıştır şimdi. Karıştırma şimdi teyzeli mezeli, patlatacağım ha. Hadi eyvallah komşum. Efendim hayırlı işler, güle güle. Borcumuz varsa hemen takdim edeyim efendim. Yok komşum, ne borcu, bu bizim de işimiz. İşimiz amcacığım, teyzemi de öpüyorum, çüz. Al, almanlaşma hemen, yürü. Buyurun. Çüz, çüz. Maaşım çüz. Davut. Merak ettim, neredesiniz? Hidroforu tamir ettik Ulviye. Çalışıyoruz anne. Tamir. Tripolatörümüzü dikkatli sür Emir yavrum, üsme babanı. Çok güzel sürüyorum anne. Sor istersen babama. Aferin sana. Bazen Dileği de bindiriyorum. Böyle diz dize sarılıyor böyle. Öpüşe. Al. Sapık mısın sen? Söylemez öyle şeyler anneye. Çok ayıp yavrum, çok. Ne yapsın canım? Delikanlı adam. Ustam, yağını benzinli ölçülü koyuyorsun değil mi onun? Koyuyoruz gözüm, koyuyoruz, merak etme. Aman şişmesin de. Hadi anneciğim, çüz. Çüz yavrum. Gir içeri hanım, sinir etmeyin beni. Memleketimiz burası, Almanca yok. Atla baba. Al, sen atla. Ne biçim laf o baba ya? Patlatırım ben seni. Yaktı motoru Dunkov. Kaldır şu çöp bidonunu, kaldır. Başla. Söylemesek baktığın bile yok. Başladın yine sen tembelliğe. Yok efendim, kediler deviriyor. Günde 5 kere düzeltiyorum vallahi. Doymuyor ki gözleri, çöp yiyeceğiz diye. Konuşma. Türkan Hanım sağ olsun dadandırdı o musibetleri kapıya. Dadandırdı ya, sağ olsun. Cafer. Buyur. Ne oldu bizim? Yasak. Yengenin kesin emri var. Benim adım Cemil. Emir dinlemem. Duydun mu? Vallahi ben karışmam. Kusura bakma. Çatladı baykuş. 3 gün içmese ölecek. Cemil yasak dinlemez. Haddini bil. Alacaksın. Attırırım seni bu apartmandan. Cemil ne bağırıyorsun? Anam basıldı. Müstahaktır. Cemil ne konuştuk biz seninle? Hava alıyorum Sevim. Bir şey yaptığım yok. Hava alıyorsun ha? Ben de yuttum. Gir içeri dedim. Gir. Biz de girelim. Yenge görmesin. Adam klinik vaka. Cafer. Geldim. Ellerin dert görmesin Gül. Sabah Cemil'i, ustası. Daha bir çayımızı bile içemedik. Aman otur zıkkım çıksın apartmanında. Bitmez ki derdi. Bitmez vallahi, of. Babacığım kapıcı.
Aha, senin tatlı dilini ıslık çalıyor. Bu da olması vakit geçmez burada Gül. İyi günler, buyurun. İyi günler koçum, otur otur devam et. Şükrü abi gitti mi? Yok yok, burada. Aman iyi. Çocuklar, size bir şey söyleyeceğim ama sakın yayılmasın. Tabii canım, aramızda, buyur. Mafya peşimde. Anam, yine mi? Evet, yine. Telefon numaramızı öğrenmişler. Her gün rahatsız ediyorlar Serpil'i. Bir kere de Aslı'yı bulmuşlar. Ne istiyorlar sizden Sedat Bey? Haraç kızım, haraç, ne isteyecekler? Kimseye 5 kuruş borcumuz yok ama. Şaka olmasın yine Sedat Bey. Geçenlerde de ediyorlardı ya hani. Yok yok, bu sefer ciddi koçum. Aman gelen giden olursa tak seyahatte deyin. Gelmiyor 15 gündür. Tabii canım, tak. Seni mi ele vereceğiz? Tak babacığım, tak. Aman tut dilini, aman aman. Aman maşukcum. Vurduracak mısın bizi oğlum? Efendim, iyi günler. İyi günler efendim. Ben de seni arıyordum, burada mısın? Büyük hanım hasta da ateşi çıktı. Ya geçmiş olsun. Sağ ol. Bütün gece sayıkladı. Şu Türkan Hanım'ın nümune ilaçlarından varsa bir tane ateş düşürücülerden versen de. Ben nasıl veririm reçetesiz ilaç Sabri Bey? Doktor görsün ondan sonra. Ben de reçetesiz satılanlardan istiyorum evladım. Ne olur eline mi batar? Düşürelim şu ateşi. Vallahi veremem, kusura bakma. Tüh, 40 yılda bir şey rica ettik değil mi? Türkan Hanım kızıyor Sabri Bey, ne yapsın? Eczaneden alıverin efendim siz de. Zor mu o kadar? Niye efendim? Şurada hazır dururken 2 tane hap için koca kutuyu ziyan edelim. Ha, bedava istiyorum desenize şuna. Bir mahsurumu var efendim. Tasarruf. İşte bu yüzden 2 yakamız bir araya gelmiyor. İsraf. Karıştırma şimdi onun bunun yakasını paçasını. İsraf efendim, israf. Muslukları da işte öyle açık bırakıyorsunuz şarıl şarıl. Koca depo yetişmiyor. Sen onu öyle kullananlara söyle. Sabah gidip akşam geliyoruz biz. Bakacağım o su faturalarını zaten senin. Giydirdikçe giydiriyorsun. Teessüf ederim. Benim hesabım açık kuruşu kuruşuna. Herkesi kendiniz gibi mi sandınız? Ne dedim? Bana bak. Zaten başım belada. Tak dökerim o dişlerine. Aman Sedat Bey, ne yapıyorsun? Kurban olayım Sedat abi, dur. Duydunuz mu? Şahitsiniz. Dişlerimi dökecekmiş. Dökeceğim evet. Gel buraya. Kaçma. Gel. Cafer. Sedat abi. Sedat abi. Cafer. Bırak. Hayır dur. Bırak, Cafer. Gel bakalım. Bırak. Bırak, İnsanlığın bırak, yüz karası. Bırak. Tontuşcum kalk orada. Anneannemiz yatacak. Ay. Eşkıya kesildiler başım. Allah kahretsin. Bir tane adam yok ki şu apartmanda. Çarpmayın şu kapıları öyle efendim. Ateşli hasta kadıncağız. Heyheyleriniz üstünüzde yine. Niye kaldırdınız efendim şimdi siz de onu? Yat yat, sıkıldı efendim. İnsan yüzü görmek istiyor biraz. Ah Rukniyettin ah. Görüyor musun halimi? İyi olacağız anneciğim. Bir şeyimiz kalmayacak. Sıkılmayız siz. Burada olmaz efendim. Ne yapıyorsunuz? Öğrenci gelecek. Gelmesin efendim. Hasta var. Bugün de iptal edin dersinizi. İptal mi? Evet, ne olur. Mesleki itibarım sarsılır efendim. Daha ne olacak? Hadi canım. Anneciğim siz yatın. Rahatınıza bakın. Dinlemeyin onu. Ateş gibi yanıyor kadıncağız. Rukniyettin al beni yanına. Anne. Ne diyor? Ne desin zavallı. Bir ateşi düşüremedik. Sizin yüzünüzden hastalandı zaten. Niye benim yüzümdenmiş efendim? Tabii sizin yüzünüzden efendim. İkide bir öğrencim gelecek, balkona buyurun. Üşüttü kadıncağız. Bir antibiyotik bile bulamadınız. Eskiden antibiyotik mi vardı efendim? Bir nane limon kaynatırız. Terletiriz. Güzelce ovup limon kolonyasıyla. Konuya da kalmamış. Ne yapıyorsunuz? Dökünüyor musunuz? Bunu anlamadım. Ah Rukniyettin ah. Alamadın beni yanına. Ayla. Efendim anneciğim. Nerede bizim aile mezarlığımızın tapusu Aylacığım? Adam gitmiş orada kafasını dinliyor. Ne yapsın senin yanına alıp da? Ağlatma bu kadar motoru abicim. Tak at 3'e. Ya. Daldın. 2'yle gidiyorsun çoktandır. İyi ki söyledin. Dalgın bugünlerde senin. Bana bir şeyler olur. Olur abicim. Kafan meşgul. Kolay değil. Hangi birini düşüneceksin? Zor be Sedat. Bak şimdi damat gelecek ofise. Konuşacağız. Tamam mı? Devam mı? Ha, ne oldu iş abi? Görüşemedik. Ayrılacaklar herhalde. Oğlan arayı yapmaya çalışıyor ama Bilge istemiyor. İstemiyorsa bırak. İncel de yerden kopsun abiciğim. Vardır bir pislik. Bana da öyle geliyor.
Ne zor işmiş baba olmak be Sedat. Hele kız babası. Sen de bir tane büyütüyorsun. Aman dikkat. Öyle abiciğim. Hayırlı koca bulmak zor. Hele bu devirde. İnsan katil olur vallahi. Sen bunu dörtte istersen ha Şükrü abi. Tak yine daldın. Daldım valla. İlk parçamız adını Symbol olarak değiştiren müzik dünyası. Hey abicim, yeni iş almışsınız ha. Hayırlı olsun. Aldık evet. Bize de bir şeyler çıkmaz mı o işten be abicim? Daraldık. Sana da mahcubuz. İki aylık taktık. Ya Nazan geçenlerde sordu bana, ben de ödediler dedim. Bizim de durumumuz kötü Sedat. Kız işsiz. Buluruz ona bir Şükrü abicim. Kolay tak. Kolaysa bul vallahi. Ben bulamıyorum. Oğlana ders parası yetiştiremiyoruz. Ah canım abicim. Ya bu kardeşin ne yapsın? Özel dersten vazgeçtik. Kurs parasını bile veremeyecek durumdayım. Serpil Türkçe sosyal çalışmaya başladı vallahi. Aferin. Ne yapsın kadın? Canavar gibi abicim. Ara sıra Nazan Hanım'a da gelip soruyor. Kitabı yuttu tak. Ben de diyorum bırak bankayı ders ver. Olur valla. Olmaz mı abicim? Servete boğuluruz valla. Çekilir mi o bankanın kahrı? 14 yıl yaptım bilirim. Sonunda alacağın 3 kuruş emekli maaşı. Sen yine bunu istersen 3'e tak Şükrü abi ha. Şevket. Hı. Yeniyor musun? Ne oldu? Sen babanlara beraber oturalım mı dedin? Evet dedim. Basma şu ayağının üstüne. Laf karıştırma Şevket. Basabiliyorum. Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun Şevket? Ne var Mina Hanım, söyleyemez miyim? Hayır efendim. Bana danışmadan söyleyemezsin. Allah Allah. Evet efendim. Nasıl yaparız annenle burada burun buruna? Hiç düşündün mü? Ne yapacak Mina, seni mi yiyecekler? Şurada 6 ay. Beklesene 6 ay. Bir yıldan önce biterse yüzüme tükür. Ha, şuraya da yazıyorum. Onlar da bayılmıyorlar seninle oturmaya, merak etme. Ben söyledim, ne yapabilirim? Kiraya çıkacaklar. Yepyeni bir düzen. Nasıl uğraşacak ihtiyarlar? Hadi canım, Leyla Hanım'ın ihtirasları. Bu yaştan sonra yaptırmasın. Dubleks evleri olacak diye uçuyor. Öyle değil Mine. Apartmanda bir istemeyen onlar kalmış. Gerisi imzalamış. Çaresizlikten. İnandın mı sen buna? Annen ilk atlayıp imza atanlardan. Olmaz burada Şevket, kiraya çıksınlar. Müteahhit veriyormuş parasını. Yavaş, yine inciteceksin ayağını. Çok düşünürsün de. Eşyaları ne olacak peki? Koyarız bir depoya ya da bizim bodruma atarız. Ah Şevket ah, hiç düşünmüyorsun beni. Olmaz, yapamam ben annenle. Aldın yine oyuncağını eline Raşit Bey, ne var? Nereye arıyorsun? Bir yere aramıyorum Nimet. Öyle aklıma geldi de aküsü boşalmış mı diye. Hı, şarj, üstünü de giydi, şık şıkırdı, var bir şeyler. Evde temizlik var Nimet. Sana ne temizlikten? Buyurun efendim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hacer Hanım, nasıl oldu Mine'nin ayağı? Arayamadım. İyi iyi, basıyor artık. Oh maşallah. Maşallah da onun sıkıntısı başka şimdi. Ne var, hayrola? Leyla'nın teyzeler evi müteahhite vermişler de Şevket Beylerin yanına taşınacaklarmış şimdi. Ben de duydum. Yapmışlar mı anlaşmayı? Bir dakika Raşit, anlatıyor kadın. Ne sabırsız şeysin sen. Mine istemiyor tabii değil mi? İstemiyor ya. Nasıl anladınız? Anlamaz mıyım ayol? Kaç senelik arkadaşım. İster mi? Yazık yazık. Öz babasını istemez o kadın. Öyle rahatına düşkün. Yazık valla. İçim acıdı o ihtiyarlara Nimet Hanım. Böyle işte. Evladı büyüt, besle. Yine niye çıktı o telefon Raşit Bey? Yok bir şey Nimet. Elim alışmış öyle. He, el alışkanlığı. Sen yine bir numaralar peşindesin ama dur bakalım. Hacer Hanım, Nazanları gördün mü? Onlar ne yapıyor? Dün oradaydım Nimet Hanım. Ne yapsınlar işte? Onlar da kızın derdinde. Osman Bey gelmiş İsveç'ten. Niye haberimiz olmadı? Söyledim ya Nimet. Çat kapı gelmiş Şükrülere gece vakti. Düzeliyor mu yoksa araları yeniden? Bilge Hanım'ın pek niyeti yok ama bugün buluşacaklarmış kocasınla. Öğlen yemeğinde dediler galiba. Ben de çıkayım Nimet. Şirkete uğrayayım biraz. Çık Raşit. Ama gözüm üstünde. Vallahi bir numara çevirdiğini duyarsam paralarım seni, bak ona göre. Ne numarası yapacağım Nimet? Benim senden gizli neyim var? Bilmem artık, paralarım. Ara seçim, yeni parti falan. Benim artık o işlere ne kaptırılacak param var ne gücüm.
gelmedi değil mi hala Demet Hanım? Gelmedi Ergun Bey. Ne yapıyor ya bu? Şevket Bey'in de haberi yok. Meysa şanımızı bir ara kızım çabuk. Şevket Bey konuşacak. Sallan mı Abbas? Bakma şunun içine. Bakmıyorum müdürüm affedersin. Tövbe tövbe. Umurdama umurdama. Hadi yürü. Şevket Bey çok sinirli bugün ona göre. Ne yapayım canım mı alacak affedersin? Yürü. Efendim kahveniz afiyet olsun. Bulamadın mı kızım hala mesajı? Alo. Rıfısı Bey lütfen. Şevket Bey görüşecek. Ha bağla. Karısıyla kavga etmiş galiba. Bir karış surat. Ne yapıyor Abbas? Oturuyor müdürüm affedersin. Ne yapsın adam? Osman Bey gelecekmiş bugün saat 11'de. Biliyorum Ergun Bey. Yeniden anlaşıyorlar mı nedir? Yok canım. Açtılar davayı. Pişman oldu şimdi adam tabii. Nerede bulur bir daha Şükrü Beyler gibi yağlı kapıyı? Selam. Hoş geldin bacım. Aa Demet geldi. Neredesiniz Demet Hanım? Saat 10.30'a geliyor. Ben Şükrü Bey'den izin aldım Ergun Bey. Bizim niye haberimiz yok? Onu bilemem. Otursana Bülent bir şey iç. Yok Demet gideyim. Otur babam otur bir çayımı iç affedersin. Siz mi karar veriyorsunuz bu işler artık Abbas Bey? Ne var müdürüm affedersin. Adam yoldan gelmiş otursun soluk alsın. Bu şirketin sorumlu müdürü benim efendi. Haddinizi bilin. Yol geçen değil burası. Üniversite kantin hiç değil. Öyle otur da lak lak et. Tamam ya anladık. Ders mi alacağız bu yaştan sonra? Hadi Demet görüşürüz. Surata bak adamdaki. Ders alacaksınız beyefendi ders. Adam maaşı ödenin biraz. Adam maaşı net. Hadi ya hasta. Sensin hasta. Pardon efendim iyi günler. Ne oluyor ya ne bağırıyorsun söylesenize. Kim bu? Müşterimiz mi? Ne müşterisi efendim? Hoş geldiniz gibi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne oluyor ya söylesenize, ne bağırıyorsunuz? Arkadaşım Şevket Bey, birlikte geldik, otur dedim 5 dakika. Her gün burada efendim, ne 5 dakikası? Kahveye çevirdiler burayı. Bulmuş mu boş gezenin boş kafasını? Sözlerinize dikkat edin biraz Ergun Bey. Boş gezmiyor o çocuk, açık öğretimde okuyor. Neyse, 30'da gelmiş ama. Hayır efendim, 27'sinde. Neyse canım, 27 30. Konuşmayın böyle boş şeyler. Arkadaşım diyor işte Ergun. Siz mi izin verdiniz Şükrü Bey bugün buna? Evet. Nasılmış? Ha Ergun özür dilerim. Unuttum sana söylemeyi. Estağfurullah efendim. Yapmayın böyle çocukça şeyler lütfen. Olmuyor. Ha Demet, Osman telefon etti mi? Aramadı daha efendim. Gel buyur. Şükrü gel. Efendim kusura bakmayın ne olur. He. Ne oluyor siz evladım? İsyan mı başlattınız? Bilelim de. Kimsenin bir şey başlattığı yok Ergun Bey. Anlamadan dinlemeden konuşmayın siz de. Evet Ergun Bey. 2 dakika oturtmadınız şurada çocuğu. Kimseye rahat verdiği yok ki bacım affedersin. İşte bak Abbas Bey. Konuşacağım seninle sonra. Konuş müdürüm konuş affedersin. Yalan mı? Hadi kızım sen de işinin başına. Kapı günü yapmıyoruz burada. Herkes işini bilsin. Konuşacağım seninle de konuşacağım. Biraz sonra odaya gel konuşacağım seninle. Hayır, burada yine ne tartışıyor bunlar ya? Otur abi otur. Fazla yüz göz olmayalım bu konularda. Tamam da oğlum Ergun çıkartıyor suyunu. Neymiş? Demedin bir şey miymiş o çocuk? Herhalde flörtü. Abi senin canın mı sıkkın? Mine canımı sıkıyor Şükrü. Vay niye babamları bizimle oturun demişim. Zor olacak o iş abi. İyice düşünürüz mü? Annemle geçinemezler. Babam kalenderdir idare eder de. Ne bileyim oğlum işte kaldım arada. Gel. Ne oluyor Abbas efendi? Bitti mi kavganız? Kavga ne kelime babam affedersin. Cıvık cıvık konuşuyor. Çok özür dilerim. Adamın kafasını bozuyor. Afiyet olsun. Sağ ol Abbas efendi. Sağ ol, sağ ol. Abi, Osman gelince sen de ol konuşmada. Yalnız bırakma beni. Yok oğlum, siz baş başa konuşun öyle daha iyi. Zaten havamda da değilim bugün. Olur mu abi? Sen amcasın. Bu konuşma çok önemli. Bir şeyler söyle sen de. Olur söyleyelim. Nazan ne düşünüyor? Nazan barışmalarından yana. Barışsınlar be Şükrü. Dul yaşamak çok zor iş. Mine de öyle düşünüyor aslında. Gel. Hah, Osman Bey geldi efendim. İyi günler. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Gel Osman gel. Erken geldim ama. Olsun olsun yok bir işimiz. Nasılsın? Sağ olun teşekkür ederim. Otur bakalım Osman. Sorguya çekelim seni biraz. Çekin efendim. Geç.
Ömürsüz vallahi Şakir Bey. Çek şu kapıyı Ergun, hadi. Peki. Ergun, söyle özel konuşuyoruz, kimse girmesin. Tabii efendim. Siz rahat rahat konuşun. Demet, Osman Bey mi geldi? Ya, Osman Bey geldi. Koş hemen, duramazsın işinin başında. Zaten ikisinin de kafası bozuk, duymasa sizinize. Sorduk Ergun Bey. Sorma, hadi işinin başına. Çok gizli ve özel. Kimseyi sokma odaya dediler, ona göre Demet Hanım. Duyduk Ergun Bey. Selam arkadaşlar. O efendim, hoş geldiniz. Efendim, hoş geldiniz. İçerideler mi? İçerideler de efendim. Osman Bey geldi, özel konuşuyorlar. Kimse girmesin dediler, ailevi. Biz de aileden sayılırız Ergunçum. Bir şey söyleyip çıkacağım. Şey, anladım da Raşit Bey, bize laf gelir. Bilge çocuk aldırdığını söylemedi mi size? Bize söylemedi, annemlere söylemiş. Biz onlardan duyduk. Öyle mi Şükrü? Öyle abi. Niye yapmış onu bu kız ya? Bütün anlaşmazlık oradan çıktı ya zaten. Yok yok. Bize söylemediği başka şeyler de var delikanlı. Hepsi o kadar değil. Şey efendim Raşit Bey, söyledim ama. Biliyorum özel konuşuyorsunuz ama çocuklar, iki dakika izin verirseniz benim de söyleyeceğim önemli bir şey var. Nasılsın Osman'cığım? Sağ olun efendim, bildiğiniz gibi. Otur yavrum otur. Devam edin siz konuşmanıza. Bana söyleyin Raşit Bey, bölmeyelim onların konuşmalarını. Olur Şevketciğim, tekrar özür dilerim. Estağfurullah. Benimki de hayati. Şurada konuşalım Raşit Bey, toplantı salonunda, buyurun. Tabii efendim, buyurun rahat rahat. Sana bir şey soracağım Osman, ama doğru söyleyeceksin, erkekçe. Peki. Çapkınlık da yaptın mı? Hayır, kim söylüyor? Erkekçe dedim ama. Buyurun Raşit Bey, rahat rahat konuşalım şurada. Tabii efendim, rahat rahat. Senin ne işin var burada Ergun? Çıkar mısın lütfen? Pardon efendim, pardon. Bana bir şey söyleyeceksin sanırım da. Buyurun Raşit Bey. Ne meraklı adam bu ya? Terbiyesiz. Meraklı bu artık. Buyurun Raşit Bey, sizi dinliyorum. Şevketciğim, bizim için bu ara seçimler çok önemli. Şirkete de gelemiyorum ve kusura bakmayın, yardımcı olamıyorum size. İşinize bakın canım, ne kusur olacak? Aman Şevketciğim, partiyle uğraştığımı nimet duymasın. Çok kızıyor bu işlere, takip ediyor beni. Ararsa burada deyin. Olur, merak etmeyin. Renk vermeyiz, o kolay. Aman Şevketciğim, siyasi kariyerim mahvolur. Raşit, burada mısın? Pardon, özel mi konuşuyordunuz? Ne konuştunuz babamla? Susma anlat. Konuştuk her şeyi. İyi geçti. Baban olumlu adam. Siz bilirsiniz diyor. Siz bilirsiniz mi? Babam öyle konuşmaz. Yalan mı söylüyorum? Anlattın mı Helsinki maceranı da? Yok. Neden? Öyle bir macera yaşamadım da onun için. Ayıp ediyorsun ama Osman. Hani açık açık konuşacaktınız her şeyi. 3 gece üst üste aradım seni otelinden. Açıklayabiliyor musun neredeydin? Hadi bakalım açıkla. Açıklayacak bir şey yok. 100 kere anlattım sana. Sen inanmak istemiyorsun. Ben ne yapabilirim ki? Saçma sapan bir takım şeylerin içine... Saçma sapan konuşan sensin. Demagoji yapma bana. İlk karınla da bu yüzden ayrıldın zaten sen. Biliyorum. Bağırma Bilge. Saçmalıyorsun. Bağıracağım işte. Duysunlar. Utanmadın değil mi? Yaparken utanmadın değil mi? Bilge, ben bir şey yapmadım. Çocuk gibisin. Olmayacak şeyler ona. Yıkacaksın bu evliliği. Yıkılsın. Umurumda bile değil. Yürü hadi dedemlere Nereye? Gidiyoruz. Ne yürü yapacağız? Onların yanında konuşacağız. Hadi yürü. Ne yapacağız orada? Sallanmayın ha. Müşteriyi 15 dakikaya kadar oradalar dedim. 15 dakika bile sürmez baba. Önüne baksana tertip. Bana bir şey olursa haftamdan keserim valla. Konuşma öyle ukala ukala. Dubkov. Kesersen ben keserim. Amcam keser tertip. Hat. Cevap verme bana. Yetki 8. Yürü hadi yürü. Gidiyoruz baba. Atla arkaya tertip. Dilekçiyim gel istersen, seni de götüreyim. Güzel güzel gider döneriz. Sağ ol tertip, dükkanı kime bırakacağım? Babam bakar dükkana, ne güzel diz dize. Al, bak hala konuşuyor. Hadi atla. Hadi Dilekçiyim öptüm. Güle güle. Adresi aldınız mı hayırsız? Burada amca. Heh iyi, hadi. Hadi hemen gidin dönün.
Kız bir daha acıktım ki koy iki kaşık daha. Abi kurban olayım. Ye hemen git. Yemin verdirdi bana. Gelir melir şimdi. Niye gelsin şu saatte kız? Adam iş peşinde. Gelir o gelir. Saati yok. Malları biter. İki taşın arasında yoklar beni. Hadi rahat ol. Ah kalp hastası olacağım vallahi sizin yüzünüzden. Şu çarpıntıma bak. Aramızı açanların gözü kör olsun. Gül gibi geçinip gidiyorduk eniştemle. Ah abi ah. Nereden çıkardın şu kurşun döktürmeyi? İnandı adam. Kız ben ne bileyim. Ferahlasın diye işte. Ama kabak bize patladı. Sultan. Efendim abi. Kız. Gel biz büyü yaptıralım şuna. Ha, değil mi? Büyü. Aman git abi ben korkarım. Tersi mersi olur. Küt diye gidiverir Allah göstermesin. Öylesi değil kız. Güzellik büyüsü güzellik. Hoş görecek karşısındakini. Bağlamışlar onu. Kim bağlamış? Günahları boyunlarına cahiller yaptı. Her şeyi yapar onlar. Eniştemi avuçlarının içine almak için. Ah geldiler işte. Aa, ne yapacağım şimdi? Ben ne bileyim abi dedim sana. Bu bir yer sakla. Yerde yok ki saklanacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Niye geldiniz? Malımız bitti sultanım. Yüklemeye geldik. Dikilmeyin orada iblis yükleyin malları. Tamam baba. Niye telaşlandı sultanım? Bir şey mi oldu? Yok canım. Ne olacak? Biri mi var? Ben varım enişte. Ne? Sen ha? İblis! Ay. Şeytan! Yapma enişte! Halim. Dur! Kıracağım boynuzunu! Kaçmam senden! Bak, vallahi benim bir günahım yok. Sus iblis, kırarım boynuzunu! Kır enişte! Elimi bile kaldırmam. Bir tanecik enişten benim! Dur! Sana büyü yapmışlar. Büyü mü? Şerefsizim büyü. Ben öyle adam mıyım enişte? Buraya gel. Halil Bey dur. Dinle önce şu adamı. Buraya gel. Yakalayın şunu bana çabuk. Nasıl olur gözüm? Bir saati geçti onlar buradan gideri. Eyvah eyvah. Vallahi ben de anlamadım. Gelmeleri lazım. Bir beş dakika daha bekleyelim de sonra telefonlaşalım. Oldu. Allah Allah. Niye yolluyorsun bunları kendi başlarına Davut? Eşek kadar herifler Hulvi'ye. Gittikleri de iki adımlık yol. Olmaz. Yaşları büyük ama ikisi de embesil biliyorsun. Çok tehlikeli. Bırakılmaz Davut. Ya kaza yaptılarsa? Ne kazası Hulvi'ye? Geziyorlardı. Oyuncak oldu altlarında triportör. Olmaz. Böyle bekleyemeyiz. Karakola haber vermek lazım. Dur Hulvi'ye. Bekleyelim beş dakika daha. Telaşlanma hemen. Ne yapacağız şimdi Tertip? Babam çok kızacak. Senin yüzünden bozuldu. Ben ne yaptım Tertip? Sus cevap verme. Senin yüzünden dedim senin yüzünden. Bas kızı Tertip, bas kızı Tertip. Bozuldu işte. Devam et. Basmasaydın Tertip. Söyleme amcam öyle. Beni döver sonra. Konuşma. İç şunu. Beni mi dövsün? Önüne bak. İyi ki dileği almamışım. Hadi. İç şunu. Gelmediler mi gözüm? Allah Allah. Tamam tamam telefonlaşırız. Bir şey geldi bunların başına Hulvi'ye. Demedim mi sana Davut? Şinel, Los, çabuk karakola telefon et. Geliyorlar, geliyorlar. Geldiler mi? Aa çok şükür. Halil, yavrum. Gel buraya bakayım. Dubkoflar. Ne oldu Tertip? Bozuldu mu? Bozuldu işte bunun yüzünden. Halil. Vallahi ben bir şey yapmadım amca. Sus! Patlatırım eseri. Malları da bırakmadan mı geldiniz? Bıraktırmadı ki amca. Orada bozuldu. Vallahi iki adım. Ben söyledim. Al. Şikayet yok. Evet Galip. Çok ayıp. En kötü şey. Birlikte gittiniz oraya. Tüh! Al birini. Vur ötekine. Ah. Oğlum bir işi de bitirin be. Görelim. İftihar edelim. Nein Davut, asılma öyle kulaklarına, çok tehlikeli. Evet baba, yapma bunu Dilek'in yanında. Evde çekersin. Ne oluyor Leyla?
yüzünü, soluyor hüznü. Bırak ağlayacağım. Güzel şeyler mi bunlar? Ne olur da anlatsalardı. Huzur içinde bir arada çocuklarıyla. Ben bozmuyorum babaanne. Duygu sömürüsü yapma şimdi Osman. Rahat bırak insanları. Tamam, ben bozuyorum. Bu iş bitmiş oğlum. Evet dede, bitmiş. Boşuna zorlamayalım. Yazık. Yapma hanım. Objektif ol biraz. Hadi kalk bir şeyler ikram et çocuklara. Genç bunlar. Önlerinde koca bir ömür var. Hadi öpün bakayım siz de birbirinize. Her şey bitse de arkadaşsınız. Ah yavrum. Yapma Leyla. Kalk hadi sen de öp onları. Her şeyin hayırlısı. Hayırlısı yavrum. Ay yavrum. Babacığım sarı kanarya, sarı kanarya. Kanarya deme bana. Bir daha adını ağzına alırsan biber sürerim ona göre. Otomatiğe bas, Türkan Hanım geldi. Buyurun. Oo, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız Sabri Bey? Doktor geldi kızım, kızım. Sus terbiyesiz. Teşekkür ederim efendim. Biz de sizi bekliyorduk. Büyük hanım çok hasta maalesef. Geçmiş olsun, nesi var? Birdenbire ateşi çıktı efendim. Dikti gözlerini kayınpederin resmine, öyle yatıyor. Vah anam vah. Rica etsem bir bakar mısınız? Tabii, ne demek. Gül muayenehanede mi? Muayenehanede efendim, sizi bekliyor. Peki söyle geldi. Başüstü. Buyursunlar efendim, şeref verdiniz. Türkan Hanım geldi efendim. Buyurun efendim, buyurun. Dağınıklığımızın kusuruna bakmazsınız artık. Ne bağırıyorsunuz efendim, duyduk. Sabit bakmaya başladı zaten kadıncağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabit mi? Teyzeciğim, ne oldu sana? Görüyor musun beni? Türkan, Türkan. Rukiyetini mel sallıyor Ayla. Ne diyor? Rüknettin'e el sallıyormuş efendim, rahmetli. Şu mesele. Efendim, acaba şuurunu tamamen mi kaybetti? Yok canım, ateşten o, ateşten. Duydunuz mu efendim? Size kalsa bir an önce öteki dünyaya yollayacaksınız kadıncağızı. Ateşini ölçtünüz mü? Ölçtük efendim, 40'a yakın maalesef. Herhangi bir ilaç verdiniz mi? Hayır efendim, sizi bekliyoruz. Eli cebine gitmiyor ki adamın, akrep var. Doktor görmeden ilaç verilir mi ezbere efendim? Doğru söylüyor, yaparız şimdi bir şeyler, telaşlanmayın. Ayla, kim geldi kızım? Benim teyzecim ben, kızım. Transportörü bozmuştun Koflar Gül, bir canım sıkıldı ki. Bozukları gibi yaparlar, ne üzülüyorsun? Alamadık şunların elinden. Baban da çok gevşek davranıyor ha. Aa Gül, geldi mi Türkan Hanım? Geldi Sevim abla, Sabri Beyler'de. Büyük hanım rahatsızlanmış da. Aa yazık, nesi varmış? Gidici o, gidici. Bu kışı çıkarmaz. Güzel konuş, güzel. Zaten kızgınım sana. Niye, ne oldu ki? Konuşma, konuşma. Bilirsin sen kabahatini. Biz adamı tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Sen hala taşıyorsun biraları gizli gizli. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı işler, bol kazançlar. Sağ olun. Şimdi veriyorum ilaçları Gül'e. Akşama kadar düşer ateşi, merak etme. Allah razı olsun efendim. Sefa ile. Gül gel. Koş kızım, ilaç verecek sana. Ben de size baktım Türkan Hanım. Konuşabildiniz mi Cemil'in hastane işini? Konuştum, konuştum. Özel bir oda boşalacak, onu bekliyorum. Allah razı olsun. Cemil'le de bir konuşsanız, beni dinlemiyor da. Konuşurum tabii. Anam katil. Anam katil. Katil mi, o da kim? Aa geldi vallahi. Babacığım katil. Cafer, gel kuşum. Sevim koş, katil geldi Sevim. Geldik Sayın abim, çok şükür. Vatandaş özgürlüğüne kavuştu, hürmetler. Aman Allah'ım, bir bu haydut eksikti. Cafer, gel koçum. Geldim Yavuz Bey. Komşum.
komşum, çok şaşırdın. Unuttun mu yoksa bizi? Ama Yavuz Bey nasıl unuturum? Yenge hanım, hürmetler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Özlemişim komşularımı. Vallahi biz de öyle Yavuz Bey. Haber de alamadık. Nerelerdesin? Anlatacağım koçum. Götür şunları. Var üstüne. Geberesici haydut. Ne var onun kafasında öyle? Takke efendim, takke. Kelme olmuş. Yavuz Bey, nereden geliyorsun? Almatı'dan sayın abim. Bir yıl mecburi ikamet. Hapis mi, hapis mi? Öyle bir şey sayın abim. Açık etme, ürkütmeyelim komşularımızı. Hapis mi yatmış haydut? Alacak davasından sayın abim. Biri bize yamuk yaptı, makineyi gösterdik, aynen içeriye. Geçmiş olsun. Sağ ol yenge, hürmetler. Hoş geldin Yavuz Bey. Hoş bulduk kızım. Maşallah, büyütmüşsün yavruları. Ellerinden öperler. Yavuz Bey, o elindeki ne elindeki? Bu da bizim yavrumuz sayın abim. Bakamadı Almatı Palas'taki gardiyanlar horozlarıma. Telef ettik. Vah vah, başınız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim komşum. İçim yandı vallahi. Yanmaz mı efendim? Evlat gibi büyüttünüz küçük beyleri. Artık evlat bu komşum. Bak bir büyüsün, nasıl koparıyor çeneleri. Kırt kırt. Allah başlasın efendim. Büyür büyür. İşkence yaptılar mı işkence? Cemil, uzatma, gir içeri. İşkence yok sayın abim. Paşalar gibi ağırladılar vatandaşı. Odalarımız konforlu, manzaralı. Hürmet sonsuz. Ha, ne yapar Yavuz Bey adamı? Hele bir kusur etsinler. Kırt. Pek güzel efendim, pek güzel. Geçmiş olsun. Tutmayalım sizi ayakta. Buyurun, buyurun. Sağ ol komşum. Daha çok muhabbetlerimiz olacak. Vatandaş şöyle bir yerleşsin. Ayla. Babam mı geldi kızım? Ne babası anneciğim? Katil, katil. Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Ateşli ateşli çıldırdınız mı? Teyzeciğim hürmetler. Katil bendeniz, ellerinden öper. Katil de geldi, hürmetler. Kimse Almata'da başından geçenleri bilmiyor. Söylentiler çeşitli. Bitti mi koçum? Biter mi Yavuz Bey? Kusura bakma artık. Şöyle kafasını aldım. Eline sağlık, üzme canını. Vatandaşın huzur lazım. Yıkanabilecek miyim? Maalesef susuzluktan kırılıyoruz. Depoda da kalmamış. Aldı anahtarını hidroforun. O ne zaman uygun görürse. Yoldan geldik koçum. Pirelerimize mi gireceğiz yatağa? Vatandaş iki başıma su dökünmeyecek mi başından aşağıya? İnim aşağı bir söyleyeyim ama. Söyle. Ayağımı tozuyla indirmesin beni oraya. Vatandaşa cart curt yok. He, ne yapar Yavuz Bey adamı? Oyarım şerefsizim. Komşumuzsun dedik. Açın şu musluğu.
Oh, insanın vatanı gibi var mı? Koçum alsana sen de bir yudum. Sağ ol Yavuz Bey, almayayım. Vazife başında şimdi. İç iç. Ben veriyorum. Özgürlüğümün şerefine. Oh, özgürlük gibi var mı? Yarasın, vatandaş içecek. Başka numarası kalmadı. Ha, şu turba da götür koçum. Memleket malı. Made in Turkey. Kütürmüş valla. İnsanın memleketi gibi yok koçum. Özledik. Özlenmez mi efendim? Gel. Gel otur. Otur. Anlat bakalım. Nasıl komşularımız? Nasıl sayın müdürüm? Müdürüm bunalımda Yavuz Bey. Kız bıraktı kocasını İsveç'te geldi. Vah vah. Yıkılmıştır. Hafif bir şeydi zaten. Hem ne biçim. Dört erkeği birden parmağında döndürüyormuş günah boyuna. Onu biz bilemeyiz koçum. Ha, Sinat biraderimiz ne yapıyor? O da günah boyunda bir numaralar çeviriyor ama. Çevirir. Hayatı roman. Roman valla. Mafya peşindeymiş. Yengeyi de rahatsız ediyorlarmış telefonda. Yazıyor. İnanma. prens. Memnun musun? Bak geldik memleketimize çok şükür. Bu ne biçim gagalacak biliyor musun koçum? Tak tak. Belli canım. Canavar canavar. Al bakayım. Götür bir yudum daha yarasın. Teşekkür ederim. Şerefinize. Cemil abi de hastaneye yatıracaklar tedaviye. Yapma be. Alkolden tıkacaklar desene vatandaşı deliye. Yazık. Ha, yazık. Ne oldu efendim? İkna edebildiniz mi sarhoşu? Yatacak mı hastaneye? Yatacak konuştuk. Maşallah. Bak düşmüş ateşin teyzeciğim 37. Oh çok şükür. Neydi o hali öyle? Sayıklıyordu vallahi ateşten. Daha neler artık. Bu akşam daha rahat uyuyacaksın teyzeciğim. Sayenizde efendim. Ayla kim geldi dedin az önce kızım? Katil anneciğim katil. Geldi başımızın belası haydut. Ne iş yapar bu adam Sabri Bey? Halide efendim toptancı. İhracat yapıyordu son zamanlarda. Galiba Kazakistan'da tutuklamışlar. Şimdi Sevim Hanımlar da onu konuşuyorlardı. Hapse girmiş. Mafya falan olmasın? Olabilir efendim. Mafyadan geçilmiyor memlekette. Kalktınız mı? Bir şey ikram etseydik size. Teşekkür ederim. Yemek vakti. Yemek yeseydik birlikte efendim. Türkan Hanım gidiyor efendim. Görüyorum efendim. Teyzeciğim iyi geceler. Hadi geçmiş olsun. Büyük hanım doktorunuz gidiyor. Doktorunuz. Bağırmayın efendim. Duymuyor kadıncağız. Tamam anladık gidiyor. Bırakın Sabri Bey rahatına baksın. Bırakın. Olmadı ki böyle efendim. Borcumuz ne kadar? Borç yok. Borç yok. İyi geceler. Sizi de efendim zahmet oldu. Siz de bir şey söyleseniz efendim. Ne söyleyeceğim o kızla? Allah Allah. Efendim kapıyı açayım size. Doyamıyor muhabbete. Bak nasıl koşturuyor peşinden. Otomatiği yakayım. Görüyorsunuz değil mi efendim? Devamlı yiyorlar beni anne kız. Kusurumuza bakmayın lütfen. Biz doktoruz Sabri Bey. Sıkmayın canınızı. Sabahtan akşama kadar neler görüyoruz öyle. İyi geceler. Öyle efendim. İyi geceler. Siz insanlığınızı yapıyorsunuz. Katil geldi. Benden başka da herkes tanıyor galiba bu katili. Tanırsınız efendim. Siz de anlarsınız ne mal olduğunu. Hah, iyi akşamlar. Ben de size geliyordum Sabri Bey. Hayrola? Katil yıkanacağım diye tutturdu. Pireler basmış. Pire mi basmış? Ahırlarda mı yatmış haydut? Ne bileyim Sabri Bey. Ben de kaşınmaya başladım. Söyle komşuma dedi çalıştırsın şu hidroforu da bir yıkanalım. Hayır efendim çalıştıramam. İki parmak su kalmış dibinde. Motoru mu yakacağız? Söylemedin mi? Söyledim de efendim katil bu beni dinler mi? Tamam. İlk günden başladık Allah'ın cezası. Söyle ona alsın bir kutu pire tozu dökünsün. Su yok. Anam ben nasıl söylerim Sabri Bey? Dur ben açıyorum. Hah geldi bir baş belası daha. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arayan soran var mı koçum? Yok çok şükür Sedat Bey. Buyur rahatına bak. Katil geldi, katil geldi. Ne diyor bu? Geldi Sedat Bey. 2 saat oluyor evinde. Yapma ya. Hı. Bak bu iyi haber. Tek görelim şunu. Buyurun. Uçtu sevincinden. Tabii en iyi adamı haydut.
Ne dalaveralar çeviriyorlarsa. He, üç kağıt tak tak. Siz hala o kızla muhabbet mi ediyorsunuz efendim? Ne muhabbet efendim? Günahını almasanıza. Kadıncağız gideli yıllar oldu. Su meselesi konuşuyoruz burada. Anam. Sen de söyle o hayduta, apartmanda su öyle zırt pırt kullanılmıyor. Sırayla. Başla. Oo, gel birader. Vay benim canım abicim. Hasret kaldık. Nerelerdesin be abicim? Sarsma birader. Bir ukadımız oldu. Gösterdik makineyi, tak ayaklardan yattık biraz. Canın sağ olsun Yavuz abicim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne kafandaki abi? Oynama birader. Kazakistan işi, Almatı'dan. Yakışmış ama. Bırakmam seni burada böyle yalnız. Tak, gidelim şimdi bize güzel bir yemek yiyelim. Sağ ol birader. Yengemize iş çıkartma şimdi. Ne demek abicim, vazifemiz. Yorgunum birader, bağışla bu akşam. Şurada ilk kadeh içip bir banyo küt yatacağım. Ha, Cafer'i yolladım komşuma. Suyu açacak, bekliyorum. Su yok Yavuz abi, boşuna bekleme. İstanbullu yandı. Şişeye talim ediyoruz sabah akşam şerefsizim. Sabri de suya el koydu. Susuz olmaz birader. Vatandaşın suyu akacak. Kırarım elini. Hadise yaratmayalım daha ilk gecemizde. Domuz açmıyor, görüyor musun hidroforu? İçme suyunu mu götürüyorsun sen de? Ne yapayım Gül? Pireler sarmış adamı. Dökün onu bari biraz. Vallahi şimdi inecek aşağı, gırtlağına yapışıverecek. Yemek hazır ha. Şunu götüreyim, geliyorum. Neymiş o başındaki takke Cafer, hiç çıkarmıyor mu? Saç kron olmuş herhalde Gül. Keli görünmesin diye çıkartmıyor. Çok hırpalamışlar, çok. Adam bitkin. Yazık. Vallahi içim acıdı benim de. Söylemiyor ama. Vurmuşlar kafasını üç numara makineye. Bir güzel ıslatmışlar. Hadi Cafer git götür şunu, bak yemek soğuyacak. He, düşmez kalkmaz bir Allah. İç birader. Ziyade olsun abiciğim. Yarasın birader. Sağ ol, bekliyorum seni ha. Biz dökülelim de bakarız birader. Yengeye hürmetler. Ben bakarım abi. Merhaba. Gel koçum. O ne o? Su Yavuz Bey. Başka çaresi yok. Vallahi evden getirdim. İçme suyu. Açmıyor mu komşum hidroforu? Açamaz abicim, sinirlenme. İkide bir tak motor bozuluyor. Öyle vallahi. Bozma asabını. Susuzun gözü kör olsun. Gel şöyle ben dökeyim. Yıkan şöyle belden yukarı. Hadi abicim yıkan. Vatandaşa iki aşama suyu çok görüyor imansızlar. Gerizekalı. İnsan 30 soru olsun yapar şu sosyalden. Şaşırdım anne. Kaydırmışım soruları. Biliyorum hepsini. Kaydırma. Aklın nerede? Şaşkın. Bağırma anne. Kursta yine de en iyi ortalama benim. Oo, en iyisi sensen. Gitme o zaman kursa. Anlaşıldı istikbalimiz. Para döküyoruz kızım, para. Canımız çıkıyor. Biraz merak et de oku. Heh babam. Delikten bakmadan açma kızım, yabancı olabilir. Babam babam. Canım kızım. İyi akşamlar. Nasıl geçti bugünkü sınav? Berbat, berbat. Kaydırmış soruları salak. Kaydırmış mı? Karıcığım sen nasılsın bu akşam? Hı? Aman nasıl olacağım? Kavga ettik yine Nazife Hanım'la. Allah Allah. Ne istiyor bu kadın senden ya? Ben ne bileyim kardeşim. Taktı bize kadın. Ne yapsam kabahat. Her şeyi o biliyor. Ah ah, çeviremedik ki şöyle büyük bir iş. Tak bas istifayı, bankası batsın. Açalım şöyle süper bir büro, fakslar, bilgisayarlar. Tak geç başına. Hayal görme kardeşim. Hayal değil kardeşim. Arayan var mı beni? Yok kardeşim. Geldiğimizden beri kimse aramadı. Yemek yiyelim. Hadi kızım. Yiyelim. Yavuz abi gelmiş. Gelmiş. Bize ne? Bize ne olur mu Serpil? Yemeğe davet ettim adamı. Allah Allah. Bana sordun mu? Nereden icap etti şimdi? Ne soracağım Serpil? Yoldan gelmiş adam. Bu kadar hukukumuz var. Bir yemek yedirmeyecek miyiz? Çekemem kardeşim. Yoruldum, öldüm zaten. Gitsin yesin yemeğini nerede yiyecekse. Aa, at hırsızı. Olur mu kardeşim? İşimiz var adamla. İskele babası mıyız biz bu evde? Bana sormadan kimseyi çağıramazsın kardeşim, o kadar. Başım ağrıyor. Çekemem dedim. Buyur Yavuz Bey.
Buyurun koçum, dök bakalım. Takyan başında. Çıkaralım koçum. Onu da çıkaralım. Saatler olsun. Bir de diyorlardı ki. Ne diyorlardı? Şey canım, saç kıran falan Allah göstermesin. Yok öyle bir şey koçum. Yeni moda bu. Tarkan stili, Tarkan. Dök. Tabii canım. Kimsenin modadan falan haberi yok ki. Saatler olsun. Yavaş yavaş koçum. Sen de bunu görmedin, tamam mı? Tamam Yavuz Bey. Ne üstüme vazife? Of of. Memleketime geldik. Bir kova suya talim ediyoruz. Aman koçum, idare. İdareli Yavuz Bey. Aman gözünü açma. Açmam koçum. Devam et sen. Vatandaş isyan etmez mi? El koymak lazım bu duruma. Vallahi lazım Yavuz Bey. Şöyle senin gibi vatanını düşünen birkaç baba yiğit olacak ki. Yer misin, yemez misin? Almata Palas'ta bile kol gibi su akıyordu be. Vicdansız. Ne olur iki dakika çalıştırsa şu hidroforu. Söyleme koçum. Bana komşumu dövütme şimdi ayağımın tozuyla. Dök yavaş yavaş. Oh yarasım. Ben yatmam öyle tek kişilik odada Sevim, sıkılırım. Ne oluyor Cemil, yine mi fikir değiştirdin? Değiştirdim. Ne yapacağım öyle dört duvar arasında, hapishane gibi? Otel gibi, otel. İstemem istemem, daralırım. Türkan Hanım yanında böyle konuşmuyordun ama. Ne konuşacağım? Dinlemiyor ki, kızıl o kızıl. Ha, işine gelmeyince kızıl. Tamam tamam, benden bu kadar. Yarın hemen başvuruyorum mahkemeye. Yapamam öyle balkonsuz penceresiz yerde ama Sevim. Alışmışım, insanları göreceğim. Kim söyledi sana penceresiz odada kalacaksın diye Cemil'cim? İğne de yaptırmam. Ne iğnesi? Yapıyorlarmış, damardan. Hadi hadi, düşünme sen öyle şeyleri şimdi. Yemekten sonra şu katile bir hoş geldin diyeyim Sevim, ayıp olur. Hayır dedim, gideceksin içeceksin şimdi orada, biliyorum. Ne içkisi Sevim, benim adım Cemil. İçmem dedim mi, içmem. Hadi oğlum, hadi. Hadi oğlum, vur. Gol, gol. Gol değil o Dunkov, offside. Mis gibi gol baba. Hakem bir santrayı gösterdi bak. Hem offside değil, offside. Benden iyi mi bileceksin Dunkov, offside. Vurma çocuğunu ensesine Davut. Ne oluyor yine? Birbirinizi yiyorsunuz. Anne görüyor musun? Offside dedim diye vuruyor. Offside evet. Vur. Çünkü o pozisyonu Sait adında bir Türk hakemi buldu. Atma baba atma. Nasıl göçürdük? Al. Güzel konuş. Yapma bunu Davut. Hiç hoşuma gitmiyor böyle beraber maç seyretmeniz. Her dakika kalp çarpıntısı. Ne diyor baksana Ulviye, terbiyesiz. Senin de ağzına biber süreceğim Halil. Yok bir daha öyle çirkin sözler. Geçirdik anne, ne var bunda? Herkes öyle söylüyor. Mis gibi gol, 2-0. Bak hala konuşuyor. Hop Sait. Nein Davut, böyle birbirinizi yiyecekseniz kapatın şu televizyonu lütfen. Niye kapatacakmışız? Gitsin odasına. Başta mı seyretmeyeceğiz? Alalım diyorum ikinci televizyonu sana Davut. Alma. Offside'i öğrensin önce. Offside baba, offside. Öğren de gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Üçüncü geliyor. Üç. Allah al. Tepime eşek herif. Hasta var aşağıda. Evet yavrum, yavaş ol biraz. Yemek hazır Davut. Dur Ulviye, şu devre bitsin. Bu susuzluk çok fena Davut. Yapamayacağım. Sebzeleri iyice yıkayamıyorum. Çok tehlikeli. Hadi. Hadi koş aslanım koş. Vur be vur. Tüh be. Ne yapayım ben hanım? Aa. Bir özel depo lazım diyorum. Yapmıyorsun Davut. Olur olur yaparız. Kaç gün geçti? Hadi oğlum. Vur be vur. Yaparız Ulviye, tamam dur. Gol geliyor baba. Üç. Ne zaman ama? Söyle. Gözünü seveyim Almanya'nın. Şarıl şarıl akıyor. Hiç kesilmez. Sıcak soğuk. Değil mi anneciğim? Öyle yavrum. Al oğlum da git öyleyse Almanya'ya. Ne yapalım? Bizim memleketimiz böyle. Hey be gol gol, hey aslanım benim, gol, yedim seni. Baba ne yapıyorsun? Davut bırak çocuğu, hasta mı aşağıda?
Şükrücüğüm, Yavuz Bey geldi, haberin var mı? Ya öyleymiş. Hapis yatmış galiba Tacikistan'da. Kazakistan müdürüm, geldik hürmetler. Çat kapı gelir artık. Gelir. Sayın müdürüm, salatalık kendi bahçemizden, buyurun. Çekilmez. Oğlum sen bir yere mi yetişeceksin? Yo. Ne bu telaşın? Evet oğlum, kaçıran var, yavaş ol biraz. Yani çocuk ne yapsa kabahat. Öyle valla. Herkes bize yükleniyor. Kızım anlatsana sen şu Osmanlı konuştuklarınızı. Ne karar verdiniz, merak ediyorum. Anlatacak bir şey yok anne. İki olgun insan olarak el sıkıştık, bitti. Babam anlatsın. İyi oldu, iyi oldu. Osman da anlayışlı davrandı. İyi, hayırlı olsun. Babaannem aramadı mı seni? Yok canım, her şeyden en son benim haberim oluyor. Bir ağlamaya başladı. Az kalsın bizi de ağlatacaktı. Ne kadın. Ağlanmaz mı abla? Senin hayatın film olur valla. Ali, bazı şeyler vardır alay konusu edilmezler. Saygılı ol biraz. Tamam. Bu gece kaderimiz bu, anlaşıldı. Yanlış bir şey mi söylüyorum oğlum? Hadi bakalım. Güzel günlere. Afiyet olsun baba. Ne yapacak şimdi Osman? Dönecek mi Stockholm'a? Dönecekmiş. Birkaç güne kadar. Baba, sana borcuyla ilgili bir şey söyledi mi Osman? Söyledi, konuştuk. Ödeyecek. Her ay 2000 kron. Öder. O tarafı dürüsttür. Ne tarafı dürüst değil? Sözün gelişi anne. Neyse, kapatalım artık bu konuyu Nazancığım. Yani karar verdiler, bitti. Tamam canım, kapatalım. Sormuyorum bir şey. Yapma böyle ama anne. Evet anne, üzme bizi. Nazan, sana dedikodularım var. Bir şey sormuyorsun. Ne yapayım şimdi dedikoduyu Şükrücüğüm Allah aşkına? Ama bizi yakından ilgilendiriyor. Evet, dinliyorum. Mine mine, abime babamlar için çok meraklılarsa Nazanlarda otursunlar demiş. Ne ayıp. Bilmiyor mu durumumuzu? Bilmez olur mu canım? İnadına söylüyor. Abim de sinirlenmiş, fena kapışmışlar. Bilge var başlarında demiş o da. O nasıl söz Şükrücüğüm öyle? Yani başlarına derken tabii ki o anlamda söylemedim. Ne anlamda söyledim baba? Canım saçmalamayın. Aa. Ama öyle anlaşılıyor Şükrücüğüm böyle hassas bir günde. Bir iş bulur bulmaz ben evimi tutacağım baba, merak etmeyin. Hoppala. Yani Bilge. Abla öyle konuşma yabancı gibi. Sen bizim için çok değerlisin. Değerliyim evet. Ben de öyle zannediyordum. Abla. Abla Bilge, vallahi yanlış anladın abla. Saçmalama lütfen. Ben yerimi biliyorum anne. Dul bir kadınım artık tabii. Ayrı yaşayacağım. Söylemenize gerek yok. Kızım burası senin ev. Ne yaptın Şükrücüğüm böyle bir günde? Evet baba, ağlattın. Hay Allah, benim cezamı versin. Ya ben isteyerek böyle bir şey söyler miyim? İyi akşamlar. Şş, yavaş, Banu uyuyacak, uyusuzlanıyor. Uyusun. Vatandaş uyuyacak. Yavaş. Cafer, içki mi içtin sen? Şu kadarcık canım. Vatandaş onu da mı içmeyecek? El koymak lazım bu idareye. El. Temiz elle operasyonu. Politikaya mı başladın? Hadi yemeğin soğudu. Soğusun. Senin yemeğini soğuk derim bana. Aa. Fırsat eşitliği yok memlekette Gül. Fırsat. Kapıcı doğduk. Kapıcı mı öleceğiz? Azma Cafer, azma. İki kadeh içtin. Uyuyacak çocuk. Uyusun, doktor olacak benim kızım doktor. Hele bir kapıcı yanaşsın. O da mı oradaydı? Oradaydı ya. Serpil Hanım sepetlemiş. Sonra baykuş da geldi. Tamam anlaşıldı. Dut gibi olmuşsun işte. Ne vardı sanki o kadar içecek? Daha bu kadar içsem içerim şerefsizim. Hiçbir şeyim yok. Esir mi doğduk? Vatandaşa cert cürt yok. Yavaş be. Başladın katil gibi konuşmaya. Ne oluyorsun? Ödü patladı çocukların. Yok annem bir şey. Yok yok yok. Hak verilmez alır. Vatandaş hakkını alacak. Benim adım Cafer.
Sabrım mabrım dinlemem. Vurdum muydu yumruğumu sana dar gelmeyecek makbul kimler kassın. Gömelim seni gel tarih desem duymazsın. Ben çekemeyeceğim bu kadın daha fazla abi. Ben de. Bulalım bir ev çıkalım anasını satayım. Şu askerlik işim olmasa hemen. Şerefsizim iki dakika durma. Kağıt mendil satsak istasyonlarda bundan iyi geçiniriz. Geçiniriz valla. Söyleyeceğim babama bu akşam. Olmaz mı böyle abi? Söylemekle olmaz oğlum. Habersiz tüyelim. Ah şu araba bizim olsa. Geliyorlar. Hah! Bana mı bıraktınız bunu? Görmesem çekip gideceksiniz iblisler. Tüh al şunu. Ben gösterdim onu da. Akılları bir karış havada canım. Dikkatli kadınsın sultanım, dikkatli. Senin gözünden kaçar mı? Zaten şu evde sen olmasan. Daha buradayız baba. Alacaktık giderken aklımızda. Sus! Benimle öyle çalımlı çalımlı konuşma, kırarım boynuzunu. Heh, aklındaymış. Uyanamadınız yine. Bak! Saat 6:35 geçiyor. Hani 6:30'da hareket edecektiniz? Tamam baba, gidiyoruz. 5 dakikada ne olur? Hıh! 6:30 dedim, 6:30! Öyle kaşlarını kaldırarak cevap verme bana. Giderler Halil Bey. Senin de sıkıldığın şeye bak. Hazırlanmışlar işte. Belediye otobüsü değil ki artık bunlarda. Dakikası dakikasına. Zaten senin şu gül hatırın olmasa sultanım, ben onlara biliyorum yapacağımı. Hadi ananıza dua edin. Hadi ya. Nereden anamız oluyor? Rahmetli bir tane anamız var bizim. Sen ne dedin? Kırarım boynuzunu iblis. Bırak Halil Bey Allah aşkına. Ben alıştım artık onların bu hareketlerine. Analığız ya. Ne demek? Koparırım dillerini. Sen evimizin sultanısın. Yürü hadi haydut. Ne bakıyorsun öyle şaşkın şaşkın? Gel miyim yanına? Oh baba, insan bir hayırlı işler diler. Ne diyor sultanım? Kötü bir şey söylemiyor. Halil Bey haklı. Sen de bir hayır dile arkalarından. Hah! Kıracak mısınız kapıyı iblis? Çalma bak. Dert babası olacaksın sen de bu gidişle Halil Bey. Bırak şunları. Yok öyle baktı, yok kapıyı çarptı. Elimde değil sultanım. Kim için didiniyorum ben? Allah razı olsun, o başka. Kazandığımı ahirete mi götüreceğim? Onlar yiyecek yine. Allah gecinden versin. Ölünce bilirler kıymetini. Bana bir şey olsa köpekler güler hallerine. Gel hadi bir kahve yapayım sana da sinirlerin yatışsın. Ellerin dert görmesin sultanım. Senin şu tesellin de olmasa... Oh, Abed'in keyfi yerinde maşallah. Evet Cafer Efendi, evde sıkılıyor hayvan. Ben de gezdirmesem kimsenin ilgilendiği yok. Yazık, kerata o kadar istedi, milyonlar saydı babası. Şimdi bakmıyor ha. Bakmıyor yaramaz çocuk, hevesi geçti. Kızların peşinde fusbal. Ah Cafer Efendi, benim de aklım evde. Su geldi mi acaba? Geldim adam, gece geldi. Depo dolduysa inşallah. Ah inşallah. Karneye bağladı apartmanı imansız. Koydu hidroforun anahtarını cebine. Sen de mi gezintiye çıktın? Ekmek bekliyoruz burada, ekmek. Sallanma. Sallanan yok Cemil abi. Acelem var galiba. Bir yere mi yetişeceksin? Ne demek istiyorsun sen? Evimde oturuyorum. Nereye yetişecekmişim? Ne bileyim. Tımarhaneye yatacak diyorlardı da. Tımarhane değil orası. Öğren de gel. Alkol tedavi merkezi. Öyle kızılların falan lafıyla yatmam ben. Benim adım Cemil. Ha Cemil. Öt bakalım, öt bize. Ne yapar seni Sevim Hanım? Yatmazmış. Buyurun. Kimse beni penceremden ayıramaz. Anlaşıldı mı? Allah'tan başka kimseden korkmam ben. Vay! Ne ötüyor yine o baykuş? Hiç canım. Tımarhaneye yatıracaklar ya, direniyor. Son çırpınışları. Buyurun. Süt. Ha, aldın mı? Yatırsalar da kafamızı dinlesek. Nasıl büyük hanım teyze? Fena değil, uyuyor. Oh aman, uyusun uyusun. Yırttı yine kefeni. Hadi ama abadi, yok artık çiş falan. Günaydın Sabri Bey. Günaydın hanımefendi. Su akacak mı bugün? Hah, iyi ki hatırlattınız. Akacak efendim, akacak. Ben de onu söyleyecektim şimdi. Cafer, bütün dairelere haber ver. Baş üstüne. Ha, 2 saat kullanabilirler. 2 saat? Aa, çok şükür. Na, kom abadi, sen de yıkanacaksın. Na, kom. Daha neler artık. Kendileri yıkanacak suyu buldu da köpekleri eksik. Şımarıklık. Sevim su gelmiş aç musluğu.
Yönetici olarak bu susuzluğa bir çare bulmanız lazım. Emredersiniz beyefendi. Sihirli değnek vardı elimde. He, ancak konuşmasını bilir baykuş. Buyur sen bul çareyi. O hayduda da söyle, yıkanacaksa yıkansın. Öyle zırt pırt su diye gelmesin kapıma. Başüstüne. Ona göre. Herkese söyle, öyle lüzumsuz açık bırakmasınlar muslukları. O su babalarının kaynağından gelmiyor. Tabii canım, israf, yazık. Çok düşünen var da... adam açıyor musluğu, şakır şakır tıraş oluyor 2 saat aynanın karşısında. Sabri Bey. Buyurun efendim. Yine ne yumurtlayacak acaba? Artezyen açtıracaksınız, artezyen. Yahut tankerle su gelecek apartmana. Başka çare yok. Olur beyefendi. Suni yağmur da yağdırayım isterseniz. Tövbe tövbe. Ne bağırıyorsunuz efendim? Uyuyor kadıncağız. Özür dilerim efendim. İnsanda sinir bırakmıyorlar ki. Artezyen açtıracakmışım. Siz çamaşıra mı başladınız? Başladım efendim. Ne yapayım? 2 saatte anca biter. Aman efendim. Muslukları işinizi bitince kapatın lütfen. Biliyoruz efendim. Kaç kere söyleyeceksiniz. Tutumluluk kolu başkanıydım ben ilkokulda. Biliyorum efendim, biliyorum. Ben gene de uyarayım da... şu anda memleketimizin en önemli meselesi bu. Bırakın efendim memleket meselelerini. Siz mi kurtaracaksınız? Oturup bestenizi bitirsenize. Beste yapacak kafa bırakmıyorlar ki efendim insanda. Konsantrasyonum bozuluyor. Biri kalkmış özel depo yaptıracağım diyor. Öbürü tankerle su getirtelim. Dinlemeyin efendim siz de. Kim ne isterse istesin. İşinize bakın. Söylemesi kolay efendim. Beste bu beste. Vallahi yetişemeyeceğim yarışmaya. 10 gün kaldı. Günaydın. Aa, niye kalktınız anneciğim? Ne bileyim uyuyamadım kızım. Rüya gördüm. Bizim eski evde yangın çıkmış. Aa, evlerden uzak gündüz niyetine. Efendim hayırlı sabahlar. Ayakta kalmayın. Buyurun oturun şöyle. Yangın mı çıkmış? Ya rüknetlerini de almış eline kovaları. Ateşten ateşten kabus görmüş. Öyle görünüyor. Rahmetli de itfaiyeciliğe başlamış baksanıza. Ah dedim rüknetin yanacaksın gel buraya. Vah anneciğim vah. Ateşten. Nasılsın bugün anneciğim? İyi görünüyor maşallah efendim. Ateş düşmüş de biraz beynine vurmuş herhalde. Uyanamadım be baba. Halt. Ağzını kapat. Gelin böyle üstüme. Kısmetim kapanır. Davut. Müjde. Su geldi. Hadi hemen girin banyoya. Oho. Durup durup iş çıkarma sen de. Karnım aç. Hazırlıyorum hemen Davut. Hangi işe bakayım? Hadi lütfen. Tembellik etme. Benim banyoluk işim yok. O girsin. Ben yüzümü yıkayacağım tamam. Olmaz öyle bir tek yüz yıkamayla Davut. Bak abadi bile yıkandı. Ne yapayım? Salma şu iti üstümüze Hulviye. İt değil o baba. Safkan Amerikan kokere. Gel abadi. Yıkandın mı? Neyse işte. Hoşlanmam. Bana göre it. Halis. Hadi benim bebeğim sen gir. Bak ne güzel su var. Yapma baba anne. İşe geç kalırız. O babam gitsin. Ne demek işe geç kalmak yavrum siz patronsunuz. Ne zaman isterseniz o zaman gidersiniz dükkanınıza. Öyle değil mi Davut? Natürlich. Kalk yıkan çabuk. Vallahi yıkanmam. Terli terli hasta mı olayım sonra? Kalk yavrum baban da yıkanacak. Üzme bizi. Almanya'dan getirdiğimiz şampuanları da çıkardım. Ben yıkanmayacağım Ulviye. Laf çıkarma sabah sabah. Su akıyor ama ne güzel Davut. Yararlanmak lazım bundan. Tamam da Ulviye her suyun akışında banyoya mı gireceğiz? Çamaşıra döndük. Evet be anne. Ne bu sabah akşam banyo? Halt. Baban konuşuyor burada sana laf düşmez. Hadi kalk yıkan. 7 kere 6. Oo baba geç bunları geç. Abadı bile öğrendi. Kahvaltı yapalım hanım. Öldük açlıktan. Tamam Davut yiyeceğiz şimdi. Biliyorum. Sizin bu baba oğul temizlik anlayışınıza hayret ediyorum vallahi. Kalk. Bırak o iti. Yıkanacaksın. Kalk. Yıkanmam baba. Çocuk yok karşında. Sen niye yıkanmıyorsun? Anneme kızıp bana bağırıyorsun. Anne. Efendim. Hadi ben gidiyorum. Hadi başarılar. Anne. Ne para mı istiyorsun? Biraz verirsen iyi olur. Çok para harcıyorsun oğlum.
Dayanmıyor anneciğim. Şu enflasyonun hızına baksana. Al bende de bu kadar bozuk. Tamam sahip, ne verirsen sağ ol. Babam hala yatıyor mu? Yatıyor. Hasta falan olmasın? Bilmem. Günaydın. Ah Şükrücüğüm kalktım. Biz de seni konuşuyorduk şimdi. Gece uyuyamadım. Gidiyor musun oğlum? Gidiyorum babacığım. Hadi kendine iyi bak. Güle güle. Şükrücüğüm bir şey mi var? Yok bir şey de Nazancığım. Akşamki olaya taktım. Bütün gece döndüm durdum yatakta. Ben de çok sıkıldım Şükrü. Biliyorum ağzından kaçtı ama. Ya büyük laf. Nasıl söyledim? Kız bize yük oluyormuş gibi çok alındı. Haklı. Haklı tabii. Ama o da ev tutacağım, iş bulacağım dememeliydi. Çok erken bunları konuşmak için. Bütün gece bunları kurdum. Konuşuruz Şükrücüğüm. Durmaz bunun üstünde, üzülme. Olgunlaşmış o artık. Hadi kalk sen kahvaltını yap. Yaparım, yaparım. Türkan Hanım parasını istiyor. KDV yatıracakmış bugün. Söylemedin mi babana? Kaç kere söyleyeceğim Cafer? Hiç oralı olmuyor. Veririz veririz. Geniş adam valla. Olmaz ama ben arada kalıyorum. Alırken iyiydi. He, işi bitti. Araziye uydu. Ne diyeceğim şimdi ben kadına? Rezil oldum. Bir çay daha ister misin? Koy bakalım. Keyif çayı. Yukarıda içerim. Müracatta. Otur canım ne acelen. Gideyim gideyim. Millet su diye birbirini yiyor. Sabri Bey arar. Anam kuzum benim. Uçtuk kuzum. Cafer ne diyeyim Türkan Hanım'a şimdi bir akıl ver bana. Vallahi bilmem ki Gül ayıp ediyor babanda. Bak bizim transportör de Almancıların elinde kaldı. Hiç bizi düşünmez ki sağ olsun. Karısının kollarına bilezikleri dizer ama. Tek tek insene oğlum şu basamakları. Sabah sabah bağırtma beni. Babacığım Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen dedi baba bak. Daydık, daydık. İyi günler. İyi günler gözüm. Oh, su aktı da bizim hanımın çenesinden kurtulduk. Ya neyse, buyurun. Buyurun. Ustam benim de bir ricam olacak. Buyur gözüm. Akşam üzeri size lazım değilse şu bizim transportörü alsam da içme suyu taşısam diyorum biraz. Olur gözüm, veririz. Veremeyiz baba. Halt! Senle karışıyorsun. Karışırım baba. Dile'ye söz verdim. Gezdireceğim akşamüstü. Yok öyle şey. Patlatırım ben seni. Gezinti arabası mı o Dunkov? İş saatinde. Biz memnunuz baba. Kumrular gibi diz dize geziyoruz. Ne güzel. Yürü. Sapık sapık konuşma. Patlatacağım ben seni. Verir gözüm veririz. Bakma sen ona. Güle güle. Hayırlı işler. Ah beyefendim. Her iş bitti çay mı içiyorsun? Biz sabah çayımızı da içmeyelim mi Sabri Bey? Muslukları açık bırakmayın diye söyledin mi herkese? Tabii efendim herkese tek tek. Kimsenin kapatığı yok ki canım. Suyu bulunca açıyor şarşar akıtıyor. Şarşar vallahi günah. Allah topunun cezasını versin. Höst! Höst vallahi. Anam iyi günler. İyi günler koçum gel birader. Efendim maşallah uykunuzu almışsınız iyi gördüm sizi. İyiyiz komşum. Vatanımıza kavuştuk. Çok şükür efendim. Suyumuz da geldi. Şöyle bol ferah yıkanabildiniz inşallah. Yıkandık komşum. Attık pisti üstümüzden. Akşam sana biraz takmıştım ama tebrik ederim. Adaletli dağıtım yapıyorsun. Çok teşekkür ederim efendim. Herkes sizin gibi takdir etse. Eder komşum. Vatandaş adil hizmeti takdir eder. Nasıl arpa vaziyetleri? Arpa? Para Sabri Bey, para. Geçirmeye çalışıyoruz efendim. Biraz ders, emekli maaşımız. Bir beste yarışmasına hazırlanıyorum son günlerde. Yap komşum yap. Yardımcı oluruz o konularda. Hatırlı dostlarımız var ne de olsa. Eksik olmayın efendim. Bu zamanda torpilin yoksa zaten ağzında kuş tutsan. Yavuz Bey'in elinden ne kurtulur? Tuttuğunu koparır evvelallah. Sana fikrini soran olmadı evladım. Müsaade et koçum. Biz konuşuyoruz komşumla. Pardon efendim. Hadi birader. Hadi abicim buyur. Efendim Sefay. Cafer koş yardım et Yavuz Bey'e. Katil katil. Vah yavru. Katil amcan öpsün seni. Pek dillendi amcası. Maşallah yavruma. Ha koçum.
Al şunu, evi bir güzel temizlet. Başla. Duydun mu? Pırıl pırıl. Vatandaş temizlensin. Ha, prensim sana emanet koçum. İyi bak. Canında kalmasın yavrum. Aman ha, duydun mu? Ne demek efendim? Gözüm gibi bakarım evelallah. O bizim de prensimiz. Nasıl efendim? Afiyettedir inşallah küçük bey. Afiyette komşum. Ellerinden öper. Büyüsün, çok can yakacak. Canavar, canavar. Oh maşallah. Hadi birader. Buyur Yavuz abi, gidelim. Cafer kapıyı aç. Efendim sefa ile. Buyurun. Haydut canavar yetiştiriyor evinde. Haydut, haydut. Sus be, çenesi düşük. Hadi yine buldun adamını Sedat Bey. İyisin iyi. İyiyim Cemil abi. Allah bizi ayırmasın bir daha. Amin. Bak ne büyük işler yapacağız sayın abimle. Tak tak. Tak tak evelallah sayın abim. Dağıtacağız piyasayı. Yengem nasıl? Üzüyor mu seni? Beni kimse üzemez. Benim adım Cemil. Cemil sayın abim. Hürmetler. Kimse yatıramaz beni hastaneye. O aşağıdaki kızılla bir olmuşlar. Bırakmayın seni sayın abim. Yatırtmayın seni hastaneye filan. Sen bize lazımsın. Hadi eyvallah. Sevap vallahi Yavuz Bey. Tıkacaklar fukaraya tımarhaneye. Tıktırmayız koçum. Vatandaşı öyle cart çurt yok. Allah razı olsun. Senden de. Atla birader. Atladım abicim. Tak. Cafer. Yıkadın mı Yavuz Bey'in arabasını? Çoktan. Kaldır o bidonları arabanın önünden. Baş ne? Bırak koçum. Özlemişim pislikleri. Saçma. Hadi komşum eyvallah. Güle güle efendim. Hayırlı işler. Güle güle. Ne yapıyorsun koçum? Ben sana vatandaşa böyle böyle yok demedim mi? Pardon Yavuz Bey. Boş bulundum. Bir daha yok. Ha, görmeyeyim bir daha. Fena halde okşarım ha. Elini ayağına biraz dikkat etsene evladım. Ne yapıyorsun? Cahillik efendim. Cahillik. Güle güle. Koş Sevim, katil gidiyor. Anam. Vay be, otomobil yarışçısı gibi adam. Koş Sevim, kaçırdın. Geldi baş belası haydut. Kaldır çabuk o bidonu, koy yerine. Haydut vallahi, haydut. Hapishane kaçkını. Ne varmış onun başında, öğrenebildiniz mi? Saçkıran olmuş saçkıran, ben öğrendim. Çok yaşamaz böyleleri, kağırdan. Bizim bir rahmetlik Sadi Bey vardı. 6 ayda gitti. Başladı yine yayına baykuş. He. Medya canavarı. Hiçbir şey yok başında canım. Elimle sabunladım ben. Önümde çıkardı takkeyi. Elinle mi? Aman bulaşıcı geldik falan olmasın. Yok canım, lekeli. Moda dedi bana, kısa kestirmiş. Sabri Bey koşun çabuk, annem bayıldı korkudan. Anam. Bayıldı mı? Bayılmaz beyefendi kadıncağız. Eve kamyon girdi sandık katilin gümbürtüsünden. Allah kahretsin. Hayda. Suna Hanım bayılmış Sevim. Bana verme Abbas efendi, gideyim. Gelir şimdi o hasta herif. Otur babam, iç çayını affedersin, canını mı alacak? Evet Bülent, otur. Görüyor musun nasıl huzursuz ediyor insanları? Hasta bacım, hasta hasta. Hayır, çok ağır konuşuyor, tatsızlık olacak bir gün. Hiçbir şey olmaz, rahatına bak. Sahi Abbas efendi nerede kaldı bu? Saat 10 çeyrek geçiyor. Bilmem bacım, affedersin, hiç böyle yapmazdı ama bir işi çıktı herhalde. Herhalde, telefon da etmedi, hasta falan olmasın. Günaydın. Günaydın Şevket Bey, hoş geldin. Hoş geldin babam. Hoş bulduk. Günaydın efendim. Günaydın. Ergun odasında mı Demet? Bir baksın bana. Gelmedi henüz Şevket Bey. Gelmedi mi? Ya telefon da etmedi. Allah Allah, hiç yapmaz böyle şey. Nerede olsa haber verir hemen. Biz de merak ettik. Neyse biraz daha bekleyelim de haber çıkmazsa birini göndeririz. İşimiz de var. Bak, bir şey söyledim. Ne efendi adam? Kahve içecek misin babam, affedersin? Kahveyi evde içtik. Hacer Hanım yaptı. Sen bana bir çay getir Abbas efendi. Emin olur babam. Ne oldu Abbas efendi? Tahta kafalar yaptırıyordu hani sizin nikahı. Yılan hikayesine döndü bu iş. Döndü babam, affedersin. Tahta başın eline bakıyoruz. Ara seçimden sonraya kalmış. Ha, ondan. Ondan babam, affedersin. Seçimi bassın. Bülent. Ne oldu, hayrola? Ah efendim ah, bizim oğlanın okulundan çağırdılar. Sıkıntıdan ağlayacağım valla. Evladın var mı, derdin var demişler ya. Çok doğru söylemişler efendim. Bunları göreceğimi ölsem daha iyiydi. Neler söylüyorsun Ergun? Otur bakalım şöyle. Sağ olun efendim. Teneffüste sınıf arkadaşıyla kavga etmişler. Çocuğun kafasını böyle merdiven parmaklara sıkıştırmış. Yok ya, daha neler? Maalesef efendim. İkincisi bir cezası verdiler hayduta. Okuldan uzaklaştırma. Şerefim 2 paralık oldu. Düşünebiliyor musunuz benim durumum müdürün karşısında? Geçmiş olsun, burada mı? Burada efendim, beraber geldik. Ne yapayım, eve götürsem daha geç kalacağım. Süt dökmüş kedi gibi oturuyor şimdi Demetler'in yanında.
Eve giderim, kıracağım ben onun kafasını. Deli olma Ergun, korkut gözünü yeter. Yapmaz bir daha. Yapar efendim, yapar. Bunlar yapar. Televizyonun önünler çünkü bunlar. Her türlü şiddetli kavgayı. Evet, kötü örnek oluyor. Yayınlamamalılar böyle filmleri. Devletim yok ki efendim. İçeri düşecek gibi seyrediyorlar televizyonu. O televizyonda kaldıracağım evden. Bursları da seyretsinler bakalım. Bunlar anaları babaları bile vururlar. Allah korusun efendim. Hayzut gibi. Ya! 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 Ne yapıyorsun Ergun? Ablam artık şendul sayılır. Babamın dalgınlıkları daha da arttı. Annem durgun. Cemil amca alkol tedavi merkezine gitmemek için direniyor. Katil apartmanın çöp bidonlarını iki kere daha böyle uçurursa Suna Hanım teyze kalpten gidebilir. Ergun amca karateye mi başladı?